Cumhurbaşkanımızla görüşme taleplerimiz oluyor. Görüşmek istiyoruz, görüşemiyoruz. Bunun akabinde tabii ki Tarım Bakan Yardımcıları, Tarım Bakanlıkları, Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız, bunlarla görüştük. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendiler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmek istediklerini söylediler. Cumhurbaşkanına yanlış bilgi aktarıldığını belirttiler. Çiftçinin sorunlarıyla alakalı 1,5 yıldır kendi çapımızda kimseyi üzmeden, kırmadan, uslubunca bir mücadele verdik. Bu mücadeleyi verirken tabii ki biz isterdik ki ilk ağızdan Cumhurbaşkanımızla görüşelim. Bütün doğruları çiftçilerine yaşanıyor. Tümünü ilk ağızdan çiftçiden doğruları dinlesin diyerek bir mücadele verdik. 1,5 yıldır. Çiftçiler yapılandırdıkları Ziraat Bankası ve Tarım ve Kredi Kooperatifi borçlarını ödeyemiyor. Bu nedenle çiftçiler Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediklerini belirtti. Çiftçi Dayanışma Platformu Başkanı Ömer Sarı, yapılandırmada faizlerin silinmediğini söyledi. Neden görüşmek istiyoruz? Yine Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Ziraat Bankası, diğer özel bankalarda çiftçilerin yine hala borcu var. Çiftçiler borçlarını hala ödeyemiyor. 2 defa yapılandırma çıktı Tarım Kredi Kooperatifine. Burada diyorlar ki Tarım Kredi Kooperatifinde temerrüt faizleri siliniyor. Biz hesap yaptığımızda faizlerde silinme yok. Çünkü borçları 2017'ye yenilemişler taklattırarak, eski borçlar görükmediği için haliyle temerrüt faiz de görükmüyor. Bütün faizler ana para olmuş. 2 yıl çiftçinin önü açılmalı. Bir yapılandırma yeniden çıkmalı. Tüm faiz silinmeli. 2 yıl boşluk bırakılmalı, çiftçiler rahat etsin, rahatça üretsin, kendini 2 yılda toplayıp borcunu rahat bir şekilde ödesin. Ondan sonra 5 yıla taksite bölünmeli. Çiftçi Dayanışma Platformu Başkanı Sarı, tarımsal girdi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çiftçinin para kazanamadığını da kaydetti. Kazanamadıktan sonra istediğin kadar yapılandırma çıkar. Yapılandırmayı tam çiftçinin rahat ödeyebileceği bir şekilde yapmazsan istediğin kadar yapılandırma çıkar, çiftçi ödeyemez. Yani öncelikle tabii ki çiftçinin ürünü de para edecek, çiftçinin maliyetleri düşecek,